bana bir haksızlık yapılmış. Ben Selim Soygüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis Belediye Başkan adayıyım. Beni defalarca partilerine davet ettiler. Ben kabul etmedim. 7 kişi aday olarak gösterildi. En son beni tercih ettiler. Ben de bunlara güvenmeden gittim Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan, mevcut olan belediye başkanımız Mansur, Sayın Mansur Yavaş'la görüştüm. Dedi ki tüm desteğimiz seninle beraberdir. Ondan sonra benim bilgim dışında ilçe seçim kurulu tarafından kura çekilmiş. Benim kura miting saatim 28.03.2024 tarihi saat 1 ile 3 arasında bana hak tanıtıldı. Maalesef benim bilgimin dışında il başkanım telefonumu red ederek, telefonuma cevap vermeyerek, kendini eve kapatarak benim mitingimi DEM Parti il örgütüyle beraber kapalı kapılar arkasında kirli oyunlar oynanırken para karşılığı benim miting saatimi satmıştı. Ben il başkanımı aradım. Böyle bir şey, telefonuma cevap vermedi. Telefonumu engellemiş. WhatsApp'ımı engelledi. İl seçim kuruluna gittim. Merkez ilçe seçim kuruluna. Gittim, dilekçe verdim. İtiraz ettim. İtirazım kabul oldu. Ve bana tekrar 1-3 saat arasında bana tekrar şey verildi. Aynı miting saati verildi. Maalesef bir daha kirli oyun çeviren DEM Parti milletvekili Hüseyin olan mevcut belediye başkanlarıyla beraber il başkanımızı gelip satın alarak tekrardan itiraz etmişler. Ve benim miting saatimi 1-3 olması gerekirken miting saatimi 5 ile 7'ye atılmış. 5-7'de doğuda biliyorsunuz. Doğuda iftar saati 6 ile 7 arasında. O saatte hiçbir tane vatandaş yok. Buna bir haksızlık yapıldı. Ben bu haksızlığı şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Muhalefet partilere sesleniyorum. Bu haksızların önüne geçmek lazım. Burada DEM Parti gelip Bitlis'i batıracak, batıracak. Bunlar batırma peşindedir. Bugüne kadar DEM Parti Bitlis'e bir çivi çakmış mı? Bir ağaçları var mı? Bunlar il başkanımızı, bu memleketimizi geriye götürmek için ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. CHP ile DEM Partisi arasındaki kirli ittifakı bir kez daha Bitlis'te aşikar olmuştur. Şiddetle kınıyorum. Biz konuyu ilgili makamlara bildirdik. Ben memleketime ve hemşerilerime layık olmaya çalışan biri olarak bu kirli oyuna dahil olmayacağım. Ben davacıyım. Ve mevcut bugün saat 13.04, 13.34 gibi Hüseyin olan milletvekili ve Faruk İşlek, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu pardon kameralar mevcut, inceleme almak istiyorum. Gelip tekrardan il başkanı kendini satan Metin Güzelkaya ile buluşup partideydim, benden gizli git başka odalara gittiler. Bana da bilgi vermediler. Ben bu konuda onlardan şikayetçiyim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askerliğim, askerleriyiz. Biz bugüne kadar teröre boyun eğmemişiz, eğmeyeceğiz. Benim akrabalarımla bu akşam bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Gerekirse devam edeceğiz. Akrabalarım ne dese onu yapacağım. 17'de 19 arasında benim mitingim var. Onunla ilgili ben büyüklerimle bir danışan, ya miting yapacağım ya da istifa edeceğim ya istifa edip başka bir partiye geçeceğim.